Yılmaz Sevinç, mutfağıma hoş geldiniz. Efendim bu bölüm itibariyle her ay sizlere bir gıdamızı işleyeceğiz. Atıksız mutfakla ilgili, sürdürülebilir gıda ile ilgili bilgiler paylaşacağız. Her ay seçeceğimiz bir ürünü önce tarifte kullanacağız. Onun çıkan atıklarını da farklı bir tarifte nasıl değerlendirebileceğimizi sizlere göstereceğiz. İlk ayda bal kabağını seçtik. Hemen şöyle yanıma almak istiyorum. Özellikle kışın tükettiğimiz bir sebzemiz, meyvemiz, artık nasıl adlandırırsanız bununla hem tatlı hem de tuzlu yapabiliriz. Geleneksel mutfağımızda yapmış olduğumuz daha çok tatlı. Ama ben bugün sizlere önce tatlı yapacağım ve onun atıklarından da güzel bir tuzlu yapacağım. O da çorba olacak efendim. Kabağımızı aldık. Bu şekilde ikiye kesiyorum. Hatta üçe keselim, biraz daha küçük yapalım. Bakın kabuğuyla birlikte pişiriyoruz. Servis ederken de kaşıkla birlikte servis edeceğiz ve kaşıkla yiyecek. Bu şekilde şimdi alıyorum. Kenarlarını da düzeltiyoruz. Bu fırın kabını kullanacağım. Siz dilerseniz bunu tepsiye de koyarak yapabilirsiniz. Şimdi kabaklarımızı bunun içerisine bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi kabaklarımızı, kabuklar alta gelecek şekilde fırın kabımızı dizdik. Şimdi bunun üzerine suyumuzu ekliyoruz. Sıra geldi pekmezimizi eklemeye. Evet, pekmezle birlikte kabaklarımızı şimdi fırına götüreceğiz. Burada çok önemli bir püf noktası var. 20 dakika sonra kabakları dışarıya alacağız ve ters çevireceğiz. Bu şekilde daha iyi pişmesini sağlamış olacağız ve pekmezin de hem altını hem de kabakların üzerine de lezzetlendirmesini görmüş olacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi kabak kırıntılarımız var. Şimdi bununla güzel bir çorba yapacağız. Hemen ocağımızın altını açalım. Bu kabuklu olan kısımları, kalın kabuklu olan kısımları da bıçağımızla alıyoruz. Tencerenin içerisine ilk önce pınar tereyağını koyuyorum. İri parçalar varsa onları da doğrayabiliriz. Bu arada hazırlayacağımız çorbamızı, kabaklarımızı pişirdikten sonra blenderdan geçirerek püre haline de getirmiş olacağız. Orada hatırlatalım. Şimdi soğanımı ekliyorum. Soğan ve sarımsakla beraber bir süre kabaklarımızı kavuracağız. Sürdürülebilir gıda bildiğiniz gibi çok daha önemli hale geldi günümüzde. Biz de Kısık Ateş platformunda buna destek sağlayacağız. Her ayın ürününü sizlere iki farklı tarifle nasıl değerlendirebileceğimizi anlatacağız. Lütfen takipte kalın. Pınar tereyağı ile birlikte sarımsağımı ve kuru soğanımı güzelce kavurdum. İçerisine bal kabaklarımı ekledim. Onları da bir süre kavurduktan sonra şimdi sıra geldi su ve sütümüzü eklemeye. Önce suyumu ekliyorum. Şimdi de pınar sütümü ekleyeceğim. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi kapağımı kapatıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika kısık ateşte pişireceğim. Kabaklar piştikten sonra da blenderla püre haline getireceğim. Bal kabağımızı fırına atmıştık pekmezle birlikte. Şimdi onu çıkartacağız ve ters çevireceğiz. Bu sefer kabuklarını yukarıya alıyoruz ve bal kabak kısımlarımızı sosun içerisine gömüyoruz. Şimdi tekrar fırına atıyoruz. Bu şekilde pişirmeye devam edeceğiz.
200-220 derecede ortalama 30 dakika kadar pişirmemiz yeterli olacak. Şimdi sıra geldi çorbamızı püre haline getirmeye. Hemen kontrolümüzü yapalım. Evet, kabaklarımız güzel bir şekilde pişti. Şimdi bunu blenderdan geçireceğim. Ve içerisine de pınar kremamı ekleyeceğim. Birinci işlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi pınar kremamı içerisine ekleyelim. Püre haline getirdik. Pınar kremamızı içerisine ekledik. Şimdi de lezzetlendirme kısmımıza geçiyoruz. Gayet güzel. Net. Şimdi bal kabağına en çok yakışan baharatlardan bir tanesi de muskat. Biraz içerisine muskat vermeliydi. Rendemizle bu şekilde. Çok fazla koymayacağım. Yoğun bir aromasını istemiyorum. Sadece biraz koku ve tat vermesi yeterli. Karıştıralım. Az miktarda da koysam hemen etkisini gösteriyor muskat rendi. Daha çok soslarda ve çorbalarda kullanıyoruz muskat cevizini. Ama pürelerin içerisine de ekleyebilirsiniz. Güzel bir koku ve tat verecektir. Biraz da şimdi deniz tuzu koyuyorum. Sürdürülebilir gıda ekosistemimizin devamlılığını sağlaması için ve gelecek nesillerimize daha güzel bir dünya bırakmak için çok önemli. Sakın bunu mutfağınızda kullanmayı ihmal etmeyin. Bal kabağı tattığımız fırında pişti. Şimdi çıkartacağım. Evet. Biraz dinlendirmek için ayrı bir kabın içerisine alıyorum. Evet, pişirme kabımızın içinde de çok lezzetli bir sosumuz ortaya çıktı. Şimdi bunu da ocağa koyacağım, biraz çektireceğim, kıvamını arttıracağım. Bu arada çorbam da pişti. Çorbamı da servise hazır hale getireceğim. Pınar tereyağı ile harika bir sos hazırlayacağım. Çorbamızı da kenara alıyoruz, biraz dinlendirelim. Diğer ocağımızı açacağım. Tatlımızı da şöyle kenara koyalım. Bunu da biraz dinlendirelim. Evet, sosum kıvamını aldı. Bu şekilde hem bu tatlıda kullanacağım, bal kabağı tatlımda, hem de bunu kahvaltıda tereyağı ile beraber ve kaymakla beraber kullanabilirsiniz. Bu şekilde de ekosistemimize zarar vermeden mutfağımızda atıksız bir şekilde her şeyimizi değerlendirebiliriz. Çorbamız hazır. Çorbamızın üzerine bir sos yapacağız. Bunun için şimdi tekrar pınar tereyağını alıyorum. Tavamın içerisine koydum. Şimdi içerisine bir miktar kimyon koyuyorum. Ve biraz da toz biber. Kırmızı toz biber de kullanabilirsiniz. Yavaşça karıştırıyorum. Evet, şimdi artık servis tabağımızı hazırlayabiliriz. Tereyağımız da hazır. Ben kıvamını biraz koyu tuttum. Siz dilerseniz biraz daha açabilirsiniz kıvamını. Evet, tereyağımız hazır. İçerisinde kimyon ve pul biberim var. Ama şimdi biraz da maydanoz doğrayacağım arkadaşlar. Güzel bir renk vermesi için. Tütün kıyımı yapıyorum.
bunu son olarak içerisine koydum. Bu şekilde biraz karıştırdıktan sonra şimdi çorbamızın üzerine gezdirelim. Bu hem güzel bir görüntü de vermiş oluyor ve aynı zamanda harika bir lezzet. Çorbamız servis hazır. Şimdi sıra geldi tatlımıza. Tatlımız için de servis tabağımız burada. Bakın bu şekilde kabuğuyla birlikte servis ediyorum. Aynen benim çocukluğumdaki gibi memleketimizde yapılan bu güzel tatlıyı sizlerle de paylaşmış oluyorum. Evet, kabakları dizdik. Biraz önce pişirirken çıkmış olan bal kabaklı pekmezi de üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Evet, bu tatlıya ne yakışır? Bence çok güzel bir pınar beyaz yakışır. Kaşığımla şimdi pınar beyazın üzerinden biraz alıyorum. Ve bakın bu şekilde noki yapıyorum. Her bir tatlının üzerine bir parça yine en çok yakışacak olan ürünlerden bir tanesi de arkadaşlar ekşi krema da bunun üzerine koyabilirsiniz. Pınar ekşi krema çok güzel yakışacaktır ama ben bunu peynirle birlikte pınar beyazla birlikte çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Muhakkak denemelisiniz. Evet, pınar beyazını bu şekilde koydum. Ama bir tavsiyem daha var sizlere. Pınar süt kremi de kullanabilirsiniz. Kaymak yerine çok daha güzel yakışacaktır. Şimdi bir şey daha var. Pınar beyazı koydum. Ama bal kabağı tatlı deyince aklımıza gelen en önemli şey ceviz. Kabak tatlısı olur da ceviz olmaz mı? Elimizde bu şekilde kıralım. Üzerine bir miktar cevizle tatlımızı servise hazır hale getirin. Efendim bal kabağı yaptık. Nasıl yaptık? Önce tatlısını pekmezle beraber. Tatlımızı yaparken ortaya çıkan bal kabağı kırıntılarımızla da çok lezzetli bir çorba yaptık. Siz de mutfağınızda ekosisteme dikkat ediyorsanız atıksız gıda kurallarını ihmal etmeyin ve bizi takip edin. Püf noktalarımızla her ay size özel lezzetlerle Kısık Ateş platformunda sizlerle birlikte olacağız.